Batu şirketinin yeni elektrikli arabasının sürüş mesafesinin yaklaşık değerini bulmak için bir güven aralığı oluşturmak istiyor. Hata payının %90'lık bir güvenilirlik düzeyi için 10 kilometreden fazla olmamasını istiyor. Yapılan bir pilot çalışma bu tip arabaların sürüş mesafesinin standart sapmasının 15 kilometre olduğunu belirlemiş. İstenilen hata payını elde edebilmek için gerekli olan yaklaşık en küçük örneklem boyutu aşağıdakilerden hangisidir demişler. Her zamanki gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın bir güven aralığındaki belirli bir hata payını belirlemek için kullandığımız klasik yöntemde bir örneklem alır ve örneklemin ortalamasına bu hata payını ekleyip çıkararak da güven aralığını oluştururuz. Ortalamalarla çalıştığımız zaman eğer popülasyonun standart sapmasını bilmiyorsak da t değeri kullanırız. Bu kritik değeri t yıldız olarak gösterir ve bunu örneklem standart sapması bölü örneklem boyutunun kare köküyle çarparız. Soru da bizden yüzde doksanlık bir güvenilirlik düzeyi için gerekli olan örneklem boyutunu bulmamızı istiyorlar değil mi? İşin şaşırtmacalı kısmı ise T tablosu kullanırken yüzde doksanlık güvenilirlik düzeyine ek olarak serbestlik derecesinin ne olduğunu da bilmemizin gerekeceği. Serbestlik derecesi n eksi 1 ile hesaplanır ama e n'in ne olduğunu bilmeden bunu hesaplayamayız öyle değil mi? Benzer bir mantıkla örneklem almadan örneklem standart sapmasının ne olduğunu da söyleyemeyiz. Bu yüzden de güven aralığı ve hata payını bu şekilde oluşturmak yerine örneklem ortalamasını alıp buna bir Z değeri ekleyip çıkararak Evet, böyle oluşturacağız. Bu durumda kritik değerimizi z tablosu kullanarak bulup ve bunu gerçek popülasyon standart sapması bölü e n'in kareköküyle çarparız. Bu noktada gerçek popülasyon standart sapmasını bilmediğimizi düşünüyor olabilirsiniz ama soruda yapılan bir pilot çalışma bu tip arabaların sürüş mesafesinin standart sapmasının 15 kilometre olduğunu belirlemiş deniyor. Bu değeri gerçek popülasyon standart sapması için yaklaşık bir değer olarak kullanabiliriz. Evet, bu 15 kilometre olacak. Z tablosunun iyi yanı serbestlik derecesine ihtiyacımızın olmaması. Yani sadece güvenilirlik düzeyine bakabiliriz. Şöyle yapalım. Z yıldız çarpı 15 kilometre bölü n'in kare kökü. Hata payına eşittir. Ve bunun 10 kilometreden büyük olmaması gerekiyor. Küçük ya da eşittir 10 yazıyorum. Z yıldızın %90'lık bir güvenilirlik düzeyi için neye eşit olduğunu da bulup, e n'in ne olduğunu hesaplayabiliriz. Hadi bakalım. Z yıldız için Z tablosu kullanabilirim ama metodoloji çeşitliliği olması açısından bu sefer hesap makinesi kullanacağım. Bize %90'lık bir güven aralığı verecek Z değerini bulmak için invers norm yani tersine normal adı verilen fonksiyonu evet kullanabiliriz. İşte buradaki fonksiyondan bahsediyorum. Bu fonksiyona normal dağılım eğrisi altında kalan istediğimiz alanın ne olduğunu vereceğiz. İstersek ortalama ve standart sapmayı da belirleyebiliriz ama Z değerini bulmak için ortalamanın 0, standart sapmanın da 1'e eşit olması gerekir. Buna karşılık fonksiyon da bize bu alana denk gelen Z değerini verecek. Şu anda zaten seçilmiş ama merkez alanın %90'a eşit olmasını istiyorum. Buraya virgül 9 yazayım. Evet. Eğer sol kuyruğu kullanmak isteseydik, dağılımın %90'ının merkezde olması kuyrukların her birine %5 kalması anlamına geleceğinden, merkez dağılım yerine sol ya da sağ kuyruğu seçip buralara da değer olarak %0,05 girebilirdik. Her neyse, her neyse şunu şuraya yapıştıralım. Ve ihtiyacımız olan Z değeri neymiş? Dağılımın %90'ının merkezde olmasını istiyorsam ortalamadan yaklaşık 1,645 standart sapma aşağı ve yukarı gitmemiz gerekirmiş. Evet, buradaki kritik değer yaklaşık olarak 1,645. Öyleyse buraya da 1,645 yazalım. Çarpı 15 bölü n'in karekökü küçük ya da eşit 10. Bu eşitsizliği çözmenin farklı yolları var. İsterseniz eşitsizliği sadeleştirmeyi deneyebilirsiniz ki bunu yapmanızı öneririm. Ya da buradaki değerleri deneyerek hangisinin veya hangilerinin bu eşitsizliği sağladığını bulabilir ve aralarından en küçük olanını seçebilirsiniz. Bence birsel yöntemi tercih edeceğim çünkü gerçek hayatta ee, batunun yerinde olsaydık karşımızda böyle seçenekler olmayacaktı ve bu araştırmayı yapabilmek için gerekli olan örneklem boyutunu hesaplamamız gerekecekti. Hadi bakalım. İki tarafı da 1,645'e ve 15'e bölersek ne olur? 1 bölü n'in karekökü küçük eşit 10 bölü 1,645 çarpı 15. İki tarafın tersini alalım. Karekök içinde n büyük ya da eşittir. Tersini aldığımız için eşitsizliğin yönünün de değiştiğini unutmayın. 1,645 çarpı 15 bölü 10. 15 bölü 10, 1,5 eder. Onun için buraya 1,5 yazıyorum. Şimdi, iki tarafın karesini alırsak, n büyük eşittir. 1,645 çarpı 1,5'in karesi olur. İki tarafın da karesini aldık ve şimdi de sıra artık hesap makinesinde. 1,645 çarpı 1,5, evet bunun karesi. Yaklaşık olarak 6,09'a eşit değil mi? n'in 6,09'a eşit ya da 6,09'dan büyük olması gerekir. Örneklem boyutu bir tam sayı olması gerektiği için de seçenekler arasında 6,09'dan büyük en küçük tam sayıyı bulmam gerekecek ve evet 7. 7 doğru olan seçenek bu. İstediğimiz hata payını elde edebilmek için gerekli olan yaklaşık en küçük örneklem boyutu 7'ymiş. Bu arada araştırmayı yapana kadar bunun doğru olup olmadığını gerçekten de bilemeyiz. Çünkü burada popülasyon standart sapması için yaklaşık bir değer ve bir z tablosu kullandık. Ama Batu bu araştırmayı yapıp hata payının %90'lık bir güvenilirlik düzeyi için 10 kilometreden fazla olup olmadığını görebilir. Bu arada Batu'ya da başarılar.